Bu bölümde sayılarla alakalı devam edeceğiz. 10-99 arası sayıları görmeye çalışacağız. Evvela 10-19 arası sayılar özelliği olduğundan onu ele alacağız. Aşara 10, Ehade Aşara 11, İthne Aşara 12, Felâsete Aşara 13, Erbaate Aşara 14, Hamsete Aşara 15, Siddete Aşara 16, Sebate Aşara 17, Femâniyete Aşara 18, Tisate Aşara 19. Yani burada aşarayı öğrendikten sonra geri kalanlar 1'den 9'a kadar kullandığımız rakamlar. Yani ezberini düşünecek olursak başına bir aşara getirince işte mesela felâfe 3 demekti. Felâfete aşara dediğimizde 13 bu şekilde kullanılıyor. Ama bir de bunların müennesi var. Müennesi olarak kullanımı. O zaman ihde aşrate, ifnete aşrate, felâse aşrate, erbaa aşrate gibi bu tabloda görüldüğü şekliyle bu tarz kullanım karşımıza çıkıyor. Bunlar benim şu an bir defa söylememle hatırda kalacak şeyler değil. Bunlara ayrıca çalışmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'den örneklerini görelim. Mesela aşara 10 bununla alakalı yemin kefaretini bozan bir kimseye 10 miskini doyurmak ve daha başka alternatifler de var durumuna göre. Bunlardan birisi 10 miskini doyurmak. Ayet bunu şöyle ifade ediyor. Fekeffaratuhu yemini bozduğunda bunun kefareti it'amu yedirmektir. Taam yemek, it'am yedirmek. Aşarat-ı mesakin 10 miskini. Mesakin miskin kelimesinin çoğulu. Aşara 10. Min evsati ma tut'imune ehlikum ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak. Yani bir insanın kendine göre bir mutfak masrafı olur. İşte ortalama ailesiyle alakalı nasıl bir yemek yiyorsa o türden yemeği 10 kişiye yedirecek. Yani bir insan lokantaya gitse 1000 liraya da karnını doyurabilir ama diyelim 10 lira 20 liraya da doyurabilir. Onun durumu neyse, imkanı neyse ona göre bir harcaması vardır. Yemininin kefaretini verirken de ona göre harcama yapacak. Ve aşara kelimesinin bir başka kullanımı Allahu Teala şöyle bir müjde veriyor. Men ce'e bil hasene kim iyilikle gelirse getirirse manası da verilebilir. Felehu ona var. Aşru emthalihe 10 katı. Aşr 10 demek. Aşru emthalihe 10 katı. Yani kim iyilikle Allah'ın huzuruna varırsa Allah'ın huzuruna iyilik getirirse ona 10 katı var. Bu da tahaddi dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'in meydan okuması. İşte Kur'an-ı Kerim haydi Kur'an'ın bir mislini getirin diyor. Ve şimdiki göreceğimiz ayette de Kur'an'ın tamamının misli değil de velev uydurma türden de olsa 10 tane suresinin mislinin getirilmesini istiyor. Kul de ki ey peygamber Kur'an'ı Allah kelamı kabul etmeyenlere de ki fe'tu haydi getirin. Buradaki haydi fe evveliyle alakalı. Fe'tu bi aşrı suverin 10 surenin getirin. Mislihi mislini. Burada suver kelimesi sure suver yani çoğulu suver geliyor. Muftereyatin uydurma da olsa, uydurma da olsa haydi uydurma şeylerden Kur'an'ın 10 tane suresinin mislini getirin. Daha sonra bu haydi Kur'an'ın herhangi bir suresinin mislini getirin bir sureye kadar indirilmiştir. Allahu Teala 10 geceye yemin ediyor. Ve leyalin aşr andolsun 10 geceye. Leyal
Leyl gece demektir. Leyal bunun çoğulu. Leyalin aşır 10 gece. 10 gece derken Zilhicce'nin ilk 10 gecesi. İşte Zilhicce'nin 10'unda malum bayram oluyor. Aynı zamanda hac görevi tamamlanmış oluyor. Ve o Zilhicce'nin 10 günü daha böyle mübarek günler. Veya Ramazan'ın son 10 gecesi daha böyle itikaf hali olabilmekte. Başka cihetlerde zikredilir. Allah 10 geceye yemin ediyor. 11'e gelecek olursak Hazreti Yusuf'un rüyasında bunu görmekteyiz. Daha böyle çocukluğunda babasına şunu söylüyor. Ya ebeti babacığım inni raeytu ben rüyamda gördüm. Ehade aşara kevkebe 11 gezegen. Genelde yıldız manası verilir ama yıldız necimle ifade ediliyor. Herhalde gezegen manası vermek daha uygun. Ehade aşar 11 demek. 11 gezegen. Ve şems vel gamer, güneş ve kamer bunları da gördüm. Ra'eytuhum li sacidin, gördüm ki bana secde ediyorlar. Ve burada ehade aşara kevkebe, 11 gezegen. Ehade aşara 11. Aşara 10, ehad 1, ehade aşara 11. 12'ye gelelim. Malum senenin 12 ayı var. Kur'an'da da bu ifade edilmiş. Ve denilmiş ki inne iddete şuhur ayların sayısı idde adet. İdde adet herhalde çağrışım yapar. Şuhur şehir kelimesinin çoğulu. Mesela şuhuru selase denilir. 3 aylar. Şuhuru felase 3 aylar. Şuhur oradan hatırlanabilir. İddete şuhur ayların sayısı. İndallah Allah katında. Nedir? İthna aşara şahran 12 aydır. İthna aşara 12. İthna aşara şahran 12 aydır. Bakın şehir kelimesi şahır. Ay anlamında. Şuhur da bunun çoğulu. Aynı ayette ikisini beraber görmüş oluyoruz. Fi kitabillah Allah'ın kitabında bu böyledir. Yevme halagas semavat vel art. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın kitabında bu böyle belirlenmiştir. Allah bunu 12 ay şeklinde belirlemiştir. İsnetey aşrate müennes olarak kullanımını diğer bir ayette görmekteyiz. İsrailoğullarının 12 boy, 12 kabile halinde olması. Allah bunu şöyle bildiriyor. Ve gattanahum biz onları ayırdık. Gattana gata kesti. Gatta'a işte ayırmak taksi gibi bir anlama gelmekte. Gatta'nahum onları ayırdık. İthnete-i aşrate 12 esbatan kabile umemen. 12 kabile halinde ümmetlere, gruplara ayırdık. Ve 12 Hazreti Musa ile alakalı bir ayette de yer almakta. Ve izistesgâ Musa li kavmihi. Hani Musa kavmi için su istemişti. Çöldeler, su bulamıyorlar. Ya Musa Rabbine dua et, suyumuz yok diyorlar. Hazreti Musa da su için dua ediyor. Fakulne biz de dedik ki idrib, vur. Darabe yadribu daha önce sülasi fiiller ele alınmıştı. Darabe vurdu, yadribu vurur. Buradan emir idrib geliyor. İdrib vur. Bir asayken asan ile vur. Asa yani günümüzde ne ile ifade edebiliriz? Aynen asa olarak da kullanıyoruz. Yani elindeki değnekle, elindeki sopayla vur. El hacer taşa. Hacer Türkçe'de kadın ismi olarak kullanılmakta. Hacer. Öte yandan mesela Hacer-i Esvet diyoruz. Hacer-i Esvet, Hacerül Esvet veya siyah taş, Kabe'nin oradaki siyah taş, Hacer oradan hatırda tutulabilir. İşte asan ile taşa vur dedik. Fenfecerat, bunun üzerine fışkırdı. İnfecera, fecera fışkırmak, infijar. Fenfecerat fışkırdı. Minhu o taştan. İthnete aşrate
12 aynen pınar. Burada ayn pınar anlamında müennes kabul edilir. Semai müennes. Bundan dolayı ithna aşara değil de ithnata aşrate geldi. Onu da ifade etmiş olalım. Ve 19 rakamı üzerinde hayli konuşulur ve bu konuda kitaplar da yazılmıştır. Allahu Teala diğer alemde ceza mahalli olarak cehennemden bahsederken onun sakar olduğunu bize bildiriyor. Sakar cehennemin isimlerinden veya derekatından birisi. Aleyhe onun üzerinde var. Tis'ata aşar 19 var. Artık 19 melek veya daha neler çok şeyler deniliyor bu konuda. Veya Kur'an'ın 19 sistemine göre kodlandığı falan. Bunlar işin tefsir kısmı. Burada o kısımlara girmiyoruz. Tis'ata aşar 19 demek. Buradan 20-90 arası sayılara geçiyoruz. 20-90 arası sayılar. Aşara 10 demekti. Işrune 20. Aşara kökünden geliyor. Felase 3 demekti. Felasun 30. Erbaa 4 demekti. Erbaun 40. Hamse 5 demekti. Hamsun 50. Sitte 6 demekti. Sittun 60. Seb'a 7 demekti. Seb'un 70. Femaniye 8 demekti. Femanun 80. Tis'a 9 demekti. Tis'un 90. Yani birden 9'a kadar olan rakamları öğrendiğimizde çağrışım yoluyla diğerlerini hatırımızda tutabiliriz ve kullanabiliriz. Bedir Harbi münasebetiyle Allahu Teala o günkü Müslümanların ilk Müslümanlar olarak güçlü olduğunu nazara veriyor ve şöyle bildiriyor. İn yekun minküm işrune sabirune, sizden sabreden 20 kişi olursa yağlibu galip gelir mi'eteyni 200'e. Yani bir Müslüman 10 katı müşrike bedeldir. Tabi değer itibariyle bir Müslüman bütün kafirlere bedeldir de değer itibariyle, ama savaş halinde 20 tanesi 200'e bedeldir. Yani 1'e 10 nispetinde. Ve bu birazdan başka rakamlarda da karşımıza çıkacak. Zamanla Müslümanların sayısı artıyor. İlk kalite tutturulamıyor. Böyle olunca artık bir Müslüman iki müşrike, iki kafire bedel. Allahu Teala onu diğer ayetlerde nazara veriyor. İşrune 20, mi'eteyn veya mi'eten duruma göre o da 200. Burada yağlibu galebe kökünden geliyor. Galip gelmek. İşte sabirune sabretmek. Sabır sabreden, sabirune sabreden kişiler. Felâthûne kelimesine geçiyoruz. Ve hamluhu ve fisaluhu, insanın ana rahminde geçirdiği süre, fisaluhu ve sütten kesilmesi, felâthûne şahran 30 aydır. Yani ana rahminde 9 ay kalıyor ama 6-7 ayda da doğum olabiliyor ya. Dolayısıyla normalde 2 yıl emzirir. 6 ayda da doğabildiğinden felâthûne şahran, felâthûne 30 demek. Felâthûne şahran 30 ay. Ve bu felâthîne olabilir duruma göre. Burada onu da görmekteyiz. Ve vaadnâ Musa, Musa'ya süre tayin ettik. Felâthîne leyleten 30 gece. 30 gecelik bir süre Musa için belirledik. Bir nevi randevulaştık. Hazreti Musa Tur Dağı'na gelecek. 30 gün orada ibadetle özel olarak meşgul olacak. Bir on daha ve etmemnaha bi aşrin 10 gece daha ekledik. Fetemme migatu rabbihi, Rabbinin belirlediği vakit bu şekilde tam oldu. Erbaine leyle 40 gece oldu. Bakın burada önce felâthîn leyle 30 gece bir on daha ilave edildi. Toplamda erbaine leyle 40 gece Hazreti Musa Tur Dağı'nda
özel olarak ibadetle meşgul oldu. Ve bu Farsça'ya, Kürtçe'ye çille olarak geçmiştir. Çille 40. Türkçe'de çile olarak telaffuz ediliyor. Aslı Farsça'ya, Kürtçe'ye dayanmaktadır. Ve tasavvufta çile çıkarmak buradan gelir. İşte burada duruma göre telâthûne, yani merfu olma durumunda telâthûne ama mansup veya mecrur olma durumunda telâthîne. Bunlarla alakalı daha evvel bazı bilgiler vermiştik. Hazreti Musa ve yanındakiler Kızıldeniz'i geçiyorlar Allah'ın lütfuyla. Ama karşı taraf çöl. İşte Allah-u Teala onlara bir belde vaat ediyor, topraklar vaat ediyor ama savaşmıyorlar. Savaşmayınca çölde yaşamaya mahkum kalıyorlar ve 40 yıl çölde kalıyorlar. Allah-u Teala bunu şöyle anlatır. Gale, Allah dedi ki, fe inneha, durum şu ki, orası muharrametun aleyhim, onlara haram kılınmıştır. Erbaine sene, 40 sene. Yani savaşmayı göze alamadılar mı? Öyleyse çölde kalmaya mahkumlar. 40 yıl çölde kalacaklar. Burada erbaine sene. Erbain 40. Ve şimdi hamsine geleceğiz. O da 50. Felebise fihim. Lebise kaldı. Nuh, Hazreti Nuh kaldı. Fihim kavminin içinde, onlar arasında. Elfe sene, 1000 sene. İlla hamsine amen. 50 yıl müstesna. 50 yıl müstesna. 1000 yıl onların içinde kaldı. Buradan Seb'ine geçiyoruz. Seb'in 70 demek. Vahtara Musa kavmehu, Musa kavminden seçti. Seb'ine raculen, 70 adam. Limigatine, bizimle randevu için. Yani Hazreti Musa kavminden 70 kişiyi temsilci olarak seçiyor. Beraber Allah'a dua edecekler. Tur'a gidiyorlar. Vahtara, ihtara, yahtaru, ihtiyar. Seçti anlamında. Musa malum. Kavmehu kavim. Türkçe'de herhalde kullanırız. Seb'in, onu da öğrendik, 70 demek. Racul adam demek, 70 adam. Limigatine, migat vakitten gelen bir kelime. Bir nevi randevu, ilahi randevu burada. İlahi randevu için Musa kavminden 70 kişi seçti. 70 kelimesi Kur'an'da başka münasebetlerle de ifade ediliyor. Mesela Peygamberimize yönelik bir şekilde Allahu Teala buyuruyor ki: İn testağfir lahum seb'ine marraten, o münafıklarla ilgili sen 70 kere istiğfar da etsen, mağfiret dilesen, felen yağfirallahu lahum, Allah onları bağışlamayacak. Burada testağfir lahum, in testağfiri etkiliyor. Yani cezmediyor. İn testağfir lahum, onlar için istiğfar etsen, mağfiret dilesen, seb'ine marraten, 70 kere. Felen yağfirallahu lahum, Allah asla onları bağışlamayacak. Len daha önce geçmişti. Tekidi nefi istikbal, asla şöyle olmayacak. Bunu ifade ediyor. Ve buradan femenin 80'e geliyoruz. Burası da namuslu kadınlara zina isnadında bulunan kişilere uygulanacak ceza. Yani pırıl pırıl tertemiz bir kadınla alakalı birisi iftira ediyor. Bu zinakarın tekidir şeklinde. Peki bu söz karşılıksız mı kalacak? Dediğiyle mi kalacak? Hayır. Allah'ın kitabında bunun bedeli 80 sopadır. Yani davasını ispat edemediğinde, birisinin namusuyla alakalı işte bu zinakardır demişse ve bunu ispat edememişse, bu durumda 80 sopa vuruluyor. Erkek için de aynı şekilde. Yani bir erkeğe bu söylenmiş olsa, ispat edilmediğinde 80 sopa. Gerçi şu an kanunlarımızda bu uygulanan bir şey değil ama Allah'ın hükmünde hüküm bu şekilde.
وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ Namuslu kadınlara zina isnat edip de ثُمَّ لَمْ يَئْتُوا بِاَرْبَاتِ شُهَدَى Sonra dört şahit getiremeyenler فَجْلِدُوهُمْ Onlara vurun 80 celde 80 sopa. Tahlil edecek olursak yermune rame attı demek. Rame yermi attı atar. Mermi buradan gelir. Atılan şeydir. Ve burada da iftira atmak var. Atmakla alakasını söyleyecek olursak. Muhsanat böyle kendi iffetine sahip çıkan, iffetini koruyan kadınlar anlamında. ثُمَّ لَمْ يَئْتُوا Sonra getirmediler. Bir erbaati şühede dört şahit. Erba dört demekti. Şüheda şahidin çoğulu. فَجْلِدُوهُمْ Onlara vurun. Celede sopayla vurmak. Cellat buradan geliyor aslında. Gerçi Türkçe'de cellat denildiğinde idam cezasını uygulayan kişi. Ama bu Arapçadaki kullanımında had cezalarını uygulayan kişi. İlla adamın öldürülmesi değil. İşte burada 80 sopa vurulacak. Bu işi yapana cellat deniliyor. Cel de buradan geliyor. Ve 99 buna geleceğiz. Hazreti Süleyman'a iki kişi geliyorlar. Kendi aralarında bir durumları var. Anlatıyorlar. Ondan hüküm vermesini istiyorlar. Bir tanesi diyor ki İnne hâzâ ahî İşte bu benim kardeşim. Ahî kardeşim demek. Lahu onun var. Tis'un ve tis'une naceten 99 dişi koyunu var. Nace dişi koyun. Tis'un ve tis'un. Tis'u 9, tis'un 90, 99. 99 dişi koyunu var. Veliye nacetun vahidetun. Benim ise bir tek dişi koyunum var. Yani kıssanın daha ayrıntıları var. Ayrıca Kur'an'dan incelenebilir. Görüldüğü üzere işte ondan sonraki rakamlar ta 99'a kadar bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Kur'an'daki bu örneklerle gerçekten de bu rakamların nasıl kullanıldığını görebiliriz, anlayabiliriz. Kur'an bize nice hakikatleri ders verdiği gibi sayılar, rakamlar konusunda da yine rehberlik yapmakta. Kur'an'da bunların kullanımıyla bunları bize öğretmekte.